Merhaba arkadaş, Eğitim ve Bilgi Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. üniteyi işleyeceğiz. Hemen başlayalım. Merhaba, ben Pancık. İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik nedir? Nedir? Aklı olmasıdır. Ha, bu arada benim adım Abdullah. Peki neymiş arkadaşlar bu diyalogda anladığım şey? İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik aklı olmasıymış. Bu arada da bu arkadaşın adı da Abdullah'mış. Bu da Ponçik'miş. Devam edelim. Ben sürekli bir evrende düzen bir düzen var diyorlar. Peki bana bundan bir örnek verebilir misin? Güneş hep doğudan doğup batıdan batar. Peki sen hiç güneşin batıdan doğduğunu gördün mü? Peki örnek vereyim sana. Güneş hep doğudan doğar, batıdan batar. Peki sen hiç güneşin batıdan doğduğunu gördün mü? Hayır, görmedim. Peki sen bir kalemin kendi kendine olduğunu gördün mü? Hayır, görmedim. İşte o zaman bu evrende bir yaratan vardır. Bu yaratan da Allah'tır. Bu düzenle ilgili biraz bilgi verir misin? Allah bu evreni bir düzene koymuştur. Ve bizler de bu düzen sayesinde yaşamını da sürdürürüz. Veya şöyle söyleyeyim. Atmosfer tabakamız 1 milimetre bile incelse dünyada yaşam kalmaz. Vay! Demek ki Allah bu kadar mı? Güç sonsuz güce sahip. Vay! Peki bir işe neden Allah adacıyla başlamalıyız? Neden? Neden başlamalıyız yani? Bir işi yapmadan önce Bismillahirrahmanirrahim yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla demeliyiz. Bir işi yapmadan önce Bismillahirrahmanirrahim yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla demeliyiz. Çünkü bunu dersek yaptığımız iş daha bereketli olur. Buyruluyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Besmele ile başlanmayan her iş bereketsizdir. Allah'ın sıfatları varmış. Evet. Şimdi sana bundan bahsedeyim. Bak işte Allah'ın zatî sıfatları ve subutî sıfatları var. Gel şimdi bunlara bakalım. Zatî sıfatları. Vücut. Var olmak. Allah vardır ve yokluğu düşünülemez. Kıdem. Allah'ın varlığının başlangıcı yoktur. Beka. Ebediye sonu bulunmamak. Allah'ın varlığının sonu yoktur. Vahdaniyet. Tek ve benzeri olmamak. Allah tektir ve benzeri yoktur. Muhalefetün havadis. Sonra yaratılanlara benzememek. Allah sonradan yaratılanlara benzemez. Kıyam-ı nefsiye. Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. Subuti sıfatlar. Hayat Allah daima diridir. İlim bilmek. Allah geçmiş ve geleceği gizli, açık her şeyi bilir. Semi işitmek. Allah her şeyi işitir. Basar görmek. Allah her şeyi görür. İrade dilemek. Allah diler ve dilediğini yapar. Kudret, gücü yetmek. Allah sonsuz kudret sahibidir. Her şeye gücü yeter. Kelam, söz söylemek. Allah söz sahibidir. Peygamberlere duyurulmuştur. Allah, Kur'an Allah'ın sözüdür. Tekvin, yaratmak. Allah yaratıcıdır. Kainattaki her şeyi yaratan O'dur. Arkadaşlar zatî sıfatlar sadece Allah'a mahsus. Subutî sıfatlarda da insanlarda azıcık var, azıcık. Tekvin hariç hepsi azıcık var. Tekvinde şey değil, tekvin hiç yok. Ama
Tekvin hariç hepsi azıcık insanda da var. Tekvin hiç yok insanlarda. Evet arkadaşlar, sonraki dersimizde de ne var? İhlas suresi ve bu video bitecek. Dersimiz bitecek. İhlas suresi de oku. Vay ponçik çık, okurum sana. Başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad. Ve lem yekun lehu kufuven ehad. Sadakallahul azim. Allahu akbar. Ya anneme, ya anneme. Anneme nerede? Anneme. Anlamı da şu. De ki o Allah, pardon, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki o Allah birdir, tektir. Allah samettir. O doğurmamış ve doğurulmamıştır. Hiç kimseye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. O doğurmamış ve doğurulmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur. Dersimiz bitti galiba değil mi Ponçik? Evet bitti. Tamam o zaman. Arkadaşlarımız ne yapsınlar? Kanalımıza abone olsunlar. Başka? Like atsınlar. Başka da? Şuradaki anketi doldursunlar. Başka ne yapsınlar? Kanalımıza göz atsınlar. Görüşürüz diyelim mi? Dileyelim. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.